Merhaba, ben Divanak Merkezi'nin şefi Merve. Bugün size tatlı, aynı zamanda farklı, değişik bir et sunacağız. Gerçekten tatlı deme sebebim, etin sosunun çikolata olması. Fakat bu normal sıradan bir çikolata değil. Yeni Divan'da bulabileceğiniz, Divan Pastanelerinin sitesinden de temin edebileceğiniz orijin tablet. Biz %80 Ekvator'dan gelen çekirdeklerin kullanıldığı, kakao çekirdeklerinin kullanıldığı orijinleri kullanacağız. Çünkü bizim için sonuçta bu bir bonfile, bu bir et, bu tuzlu bir yemek ve kakaonun acılığından faydalanmak istiyoruz. Bu yüzden çikolata kullanacağız. Bunun yanı sıra içinde yine şarap var, soğan kullanacağız. Mantarla birlikte soteleyeceğiz. Şimdi o yüzden önce suyumu kaynattım. Suyumun içerisine baby patateslerimi koyacağım. Suyu önceden dediğim gibi kaynattım. Çünkü patateslerin daha böyle tavada da izleyeceğim için çok böyle erimesini istemiyorum. Eti mühürlemek için, yani üzerinde bir tabaka yaratmak için sıcak kullanabileceğiniz, sizin evinizde yapışmaz tercih etmenizi tavsiye ettiğim bir tava. Her zaman dediğimiz gibi etimizi lezzetlendireceğiz. Yani biraz tuz, karabiber. Bir etin gerçekten ateşten başka hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş. Önce biraz yağ, sonra kaya tuzu, biraz karabiber. Etim böyle. Bu tuzla, karabiberle biraz oldum. Sos için hazırlamam gereken ürünlerim var. Bunlardan bir tanesi kırmızı soğan. Soğanı slice doğrayacağım. Yani böyle sizin deyiminizle işte piyazlık, bonfile ile etle çikolata olur mu? Oluyor. Çünkü çikolata öyle evde sütlü çikolata değil yani. Öyle klasik bizim alışık olduğumuz tarzda bir çikolata olmayacak. Soğanlarımı ince ince kıydım. Bunun yanına etle mantarın çok yakıştığını düşünüyorum. Mantar da soteleyeceğim. Bir de yine garnitür olarak bu baby patatesleri kullanacağız. Ama patatesleri neden az pişirdiğimi tavada yaparken göreceksiniz. Etin de tadını almak için önce etlerimi yapmaya. Şu anda öyle karar verdim. Önce etlerimi yapacağım. Tava burada iyice ısınsın. Bunun yerini yalnız değiştirmek istiyorum çünkü soteleme yapmamaya karar verdim. Tavam ısınınca iyice, yine mühürleme yapacağım için çok sıcak bir tavaya ihtiyacım var. Ama önce mühürleme yapmaya karar verdiğim için tekrardan taze baharat kullanacağım. Taze baharattan önce bana tadını vermesi için tavaya sarımsağımı koyuyorum. Sonra bunları bütün halde atacağım. Bütün halde atma nedenim de içinden daha sonra tekrar alacak olmak. Sadece dediğim gibi bunların lezzetini istiyorum şu an. 180 gramlık bir bonfile. İşinizi görecektir. Sarımsağı şöyle bir gezdireyim. Bu sesi istiyoruz. O yani etin iz aldığı, mühürlendiği, tamamen bize kabuk oluşturacak o sesi duymamız gerekiyor. Taze baharat ve sarımsak gerçekten ete farklı bir tat veriyor. Onun kokusu ya da işte dediğim gibi sosu bunda yapacağımız için sosa katacağı lezzet. Yani taze baharat her şeye çok yakışıyor. Biz profesyonel mutfaklarda da bu yani tekniği de çok kullanıyoruz. Baharatları da çok kullanıyoruz. Bence baharatlardan biraz faydalanmak lazım. Taze olsun, kuru olsun. Yemeğin lezzetini inanın çok değiştiriyor. Eti görüyorsunuz. Gerçekten burada bir kabuk oldu. Zaten bu kabuğu görmek istiyoruz. Evet, etin gerçekten rengi çok güzel oldu. İstediğimiz zaten şu görüntü. Ama şu anda et çiğ. Bu et pişmedi. Ben şu an doğrudan çılgınlık yapıp bunu böylece fırına atacağım. Biraz yağ ilave ettim. Çünkü soğanları koyacağım. Mantarları unutmadım. Mantarlar aklımda. Onları daha sonra koyacağım. Bir önceki dur. İşte o karamelize soğan etkisini yaratmasını istiyorum. Fakat tava sıcaklığı çok önemli. Çünkü soğanı yakabilirsiniz. Bu yüzden
Isı kontrolü her yemekte olduğu gibi bununla da çok önemli. Soğan hafif renk almaya başladı. Bu aşamada tavanın sıcaklığını tekrar yükseltip şarabın bütün şeyini almak istiyorum. Alkolünü içinden almak istiyorum. Bitter çikolatalı bir sos. O yüzden o kadar çok şarap. Neden sebze ya da kemik ya da et suyu? Çünkü ne kadar yoğunlaştırırsanız aromayı, ne kadar fazla tat katarsanız o kadar çok lezzet katıyorsunuz. Biraz kaynayacak. İçine şimdi kemik suyunu da ilave edeceğim. Patatesleri halka halka doğrayacağım. Bunları da biraz böyle taze baharatla, tereyağıyla çevireceğim. Şöyle halka halka doğrayacağım ama çok ince değil. Bu kadar fazla tabii ki yapmama gerek yoktu ama yine de belki farklı şekilde de değerlendirebilirim diye bunları böyle biraz fazla haşladım. Tamam, bu kadar patates bana yeter. Aynı zamanda mantarları doğrayayım. Mantar etle çok yakışıyor. Bunların yine yerini değiştireceğim. Çünkü bana yüksek sıcaklık lazım. Ben şimdi tavayı biraz ısıttım. Bu yüzden zaten yüksek sıcaklık kullanıyorum. Ve biraz sıvı yağ koydum. İçine ayrıca tuz atmayacağım. En azından şu aşamada atmayacağım. Çünkü tuz mantarın bütün suyunu atmasını, bütün lezzetini kaybetmesine neden oluyor. Yine dediğim gibi karabiberi şimdi atıyorum. Çünkü karabiber daha böyle odunsu, sert olduğu için bütün aromasını soteleme esnasında verecek. Ne kadar yüksek sıcaklık o kadar iyi. Ama tabii yakmamaya dikkat etmemiz gerek. Sos da burada hafif hafif kaynamaya devam etsin. Zaten ilk neredeydik, sos şimdi nereye geldi buradan da belli oluyor. Çünkü böyle bir çizgisi var. O da orada görünüyor. Tavada çok az yağ var. Şu aşamada ben mantara tereyağı ilave edeceğim. Ve taze kekik koyacağım. Mantara kekik çok yakışıyor. Biraz tereyağını çeviriyorum. Şöyle. Kuru kekik de olur. Ama tazesi varken niye kurusunu kullanalım? Kekiklerimiz çok havalı. O yüzden patlıyorlar. Evet, taze oldukları için içlerinde su var. O yüzden patlıyorlar. Mantarı kapkara yapmayın lütfen. Bozmayın. Bu mantar artık tamam. Tekrar yer değiştirdim. Mantarım hazır. Patateslerim doğrandı. Şimdi bu tavada aynı şekilde patatesleri biraz izleyeceğim. Şöyle şu mantarları 30 tane tabak kirletmeden kenara alayım. Burada çok güzel bir yağ var. Yanmadı da. Az az şey de yaptığımız için. Biraz daha yağ ilave ediyorum. Şimdi bu patatesleri böyle diziyorum. Bunları tabağın altına koyacağım. Çok güzel olacaklar bonfilerin altında. Taze kekik, mantarın kendi tadı. O böyle hafif demirimsi. Sonra biraz karabiber. Patatese tuz. Çünkü patates tuzu çok çekiyor. Görüntü şöyle. İyice zaten azalmaya başladı. Bunun içine biraz sonra çikolataları kıracağım. Koyacağım, ilave edeceğim. Ama bunu yaparken ocağın altı açık kalmayacak. Çünkü eğer ocağın altını açık bırakırsam çikolata bizim kesme dediğimiz o böyle yağından ayrılma, bağlama özelliğini kaybeden dokuya ulaşacak. O yüzden altını kapattıktan sonra biraz hava almasını hatta bekleyip öyle ilave edeceğim içine. Şu kısımları da çeviriyorum. Bu da biraz böyle renk alsın. Çikolatalarımızı sos için hazırlayalım. Tekrar böyle gösteriyorum. Bu 80-76'sı falan var, o da olur. Ama mümkün olduğunca yüksek bitter tercih etmek gerekiyor. Bir de biraz da bitterin şeyine siz karar verin. Yani ne kadar istiyorsunuz çikolatayı? Daha fazla yoğun çikolata tadı almak istiyorsanız 2 tane koyun. Ben şimdi 1,5 tane falan koyacağım. Şöyle gelişi güzel önce bir kırayım. Ondan sonra da doğrayacağım. Şunun da yarısı.
Rendeleyebilirsiniz. Ama benim elim rendeye gitmiyor. Rende de olur. Bıçak benim kolayıma geliyor. Çikolatayı niye küçülttüm? Çünkü bir an önce erisin, dağılsın, kesilmesin istiyorum. Flörte hava atmalık yemek. Evet. Sana çikolata soslu bonfile yaptım. Şöyle renk aldı. Güzel görünüyorlar. Bir tabakta birden fazla doku olunca yemek daha lezzetli oluyor. Yani bir yanda yumuşak, bir yanda işte sert, dişe gelen bir şey, kokusu olan bir şey. Ne kadar çok doku kullanırsanız o kadar iyi. Mantarlarım tamam. Patateslerim tamam. Şimdi sadece sosum kaldı. Bu arada etimi de artık çıkartacağım. Etimi de aldım. Etim de böyle yani sosunu falan saldı. Bu tamam. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı yoğunlaştı. İçerisine başka herhangi bir şey eklemedik. Et suyu, yani kemikli ilik suyu var. Şarabımız var. Bir parça tereyağı atmıştım. O var. Şimdi çikolatalarımı koyacağım içine. Parça parça da ilave edebilirsiniz. Ben şimdi bunu böyle kendi sıcaklığıyla bizim bağlama dediğimiz bir sos haline daha yoğunlaşması için böyle karıştıracağım. Eğer istersen biraz daha koyacağım, biraz daha yoğunlaştıracağım. Bu tamamen benim zevkime kalmış bir şey. Nasıl bir renk olduğunu biraz daha net görebilirsiniz. Böyle yoğun, içinde çikolata olan. Şimdi bunu biraz daha değiştireceğim. Biraz pul biber atacağım. Biraz karabiber atacağım. Maldon tuzum var. Maldon tuz özel bir tuz. Bir çeşit böyle ince deniz tuzu. Fakat bizlerin bonfile üstüne falan restoranlarda böyle havalı havalı koyduğu taneli, yapraklı ince bir tuz. Biraz da ondan koyacağım. Deniz tuzu yani. Gerçekten yoğun bir görüntüsü var. Öyle. Bordomsu, kırmızımsı. Patateslerimi gelişi güzel dizeceğim. Sonra etim var. Şöyle mantarlarımı koyacağım. Şöyle bir tutam etin üzerine maldonla beraber. Şöyle çikolataya da gelsin. Bezelye filizlerimi de koyuyorum. Hazır. Afiyet olsun.